Azospermi aslında klasik olarak iki tipte. Obstrüktif, non-obstrüktif. Obstrüktif olanlarda bir takım infeksiyonlar, geçirilmiş ameliyatlar ve doğuştan olan sperm yolu yokluklarına bağlı olarak var olan tıkanıklık sıfır spermi. Tam Türkçesi bu. Tıkanıklık sıfır spermi. Diğer taraftan bizim daha çok gördüğümüz ve çok zorlandığımız grup non-obstrüktif vazospermi. Bu grupta hormonal bozukluklar, genetik bozukluklar, kullanılmış kemoterapi, toksik ajanların etkisi, radyoterapi ve benzeri kimyasal maddelere bağlı olarak ve inip çıkan testisler, inmemiş testisler, mobil testisler ve benzeri şekilde olan bütün tablolar non-obstrüktif azospermi olarak bizim adlandırdığımız, aslında hormon üretiminin tamamen hipofiz kaynaklı olarak normal olduğu fakat buna testisten yanıtın olmadığı, yani yukarıdan her şey okey fakat aşağıda cevap yok anlamında söyleyebileceğimiz, daha kısa bir tabirle bu şekilde olan azospermi grubunun, non-obstrüktif grubun en büyük üyesi hipergonadotropik hipogonadizm. Bununla birlikte non-obstrüktif grupta hipogonadotropik hipogonadizm grubu vardır. Burada da yine hipofizden hormon eksikliği vardır. Ve bu şekilde olan hastalarda, hastalar sıfır sperm olsa dahi tedaviyle normal sperm değerlerine kavuşabilirler. Hatta normal yoldan gebelik bile elde edebilirler. Yani non-obstrüktif grubun da kendi arasında iyi olan grubu olduğu gibi iyi olmayan, bizim için çok zor olan bir grubu da var. Bunu belirtmek isterim.